Devam etmek istersin yoksa şeyden devam edelim mi? Yarın e, Cuma önemli bir gün çünkü Cumhuriyet Halk Partisi hem MHK toplantısı yapacak ardından sabaha kadar... İsveç'le devam edelim. Bir... CHP Peki iyice, e devam edelim. Olsa. Senin yorumun bu noktada? İktidar hem AK Parti hem de MHP İsveç'le ilgili çok ağır e, ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanı önce hem İsveç'in hem Finlandiya'nın e, e, NATO'ya girişine İzin vermeyeceklerini söyledi. Sonra Finlandiyayı bıraktı. Sadece İsveç ile ilgili hmm. ağır şartlar ileri sürdü. İşte belli PKK'lıların, fetöcülerin teslimi, terör örgütlerine verilen desteğin çekilmesi gibi e, şartlar ileri sürdü. Ve devlet bahçeli de özellikle Kur'an yakılması meselesinden sonra sonra çok ağır ifadeler kullandı. Sen söyledin az önce. Tabii ne kandil neyse Stokholm olur Bravo, dedi. Kandil neyse Stokholm olur dedi. Dolayısıyla e, çok e, meydan okuyan bir üslup kullandılar ve iç kamuoyunu da buna göre oluşturdular. Yani iç kamuoyunda birdenbire İsveç gibi ne tür bir ülkeye dair Yunanistan sitenlerinde da tepki yükseldi. Tabii, tabii. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla AK Parti her zamanki gibi bunu aslında Amerika ile pazarlığı maniveles haline getirdi. Yani daha baştan İsveç'in girişine onay verip vermemesine gösterilen bu yoğun tepki aslında Amerika'ya beni gör tepkisiydi. Buradan çünkü İsveç'in ve Finlandiya'nın NATO çemberine alınmasını özellikle isteyen Amerika'ydı. Rusya'ya karşı NATO'nun sınırlarını genişleterek ileride ileride bir gün Rusya tıpkı Ukrayna'da olduğu üzere Finlandiya'nın ve İsveç'in tarafsız kalması yönünde güç kullanmaya kalkışır da müdahaleye yeltenirse bunun önüne şimdiden geçmek için sınırları genişlettiler ve İsveç'i Finlandiya'yı bu sınır bu çemberi NATO çemberi için alarak Rusya'ya biraz daha yaklaştılar. Şimdi dolayısıyla bunu arzulayan Amerika Birleşik Devletleri'ydi ve e, Erdoğan aslında e, üslubunu keskinleştirerek Amerika ile kopmuş olan ilişkileri belki e, muhataplı seviyesine yükseltebilirim diye umdu. Benim şimdi okuduğum boyutu bu. Ve bir ölçüde, e, sanırım bir ölçüde bir dil yakalandı. Fakat şöyle oldu. Bu İsveç müzakerelerinden sonra, İsveç ile görüşmelerden sonra Türkiye'de de hükümet değişikliği oldu ve bakan değişikliği oldu. Yani bu, bunun paralel olduğunu düşünüyorum. Birdenbire Süleyman Soylu gitti. Ali Yerlikaya geldi, Süleyman Soylu döneminde 2016'dan 2023'e kadar Türkiye'nin dövize olan ihtiyacının karşılanması için varlık barışıyla, gayrimenkul satışı yolu üzerinden vatandaşlık satışıyla Türkiye'ye davet edilen e, kara para sahiplerinin önemli bir bölümü o bakan değişikliğiyle beraber birdenbire Kırmızı bültenlerde yer alan isimlere dönüştü ve teknik toplanmaya başlandı. Esasen Süleyman Soylu döneminde gerek, dedim az önce, varlık barışıyla gel gel yapılan, gerek gayrimenkul satışıyla vatandaşlık verilen herkese uygulanan bu politika bence bir hükümet politikasıydı. Öyle Süleyman Soylu'nun kendi tercihi de değildi. Bir hükümet politikasıydı. Ülkenin dövize ihtiyacı vardı, sıcak paraya ihtiyacı vardı ve bu o yolla ihtiyaç görüldü. Bakan değişikliği sonrası aynı zamanda İsveç'le müzakerelere de denk geliyor. İhtimaldir ki Türkiye İsveç'in önüne belli isimleri koyarken şu terör FETÖcü bu pek diye. Bunun karşılığında Amerika Türkiye'nin önüne de şu kırmızı bültenle, şu mavi bültenli diye isimler koymuş olabilir. Yoksa bu yoğunluğu birden bu Haziran'dan itibaren birdenbire İstanbul'un en merkezi yerlerinde, en göbeğinde kırmızı bültenli insanların tek tek bulup bulup toplanmasını başka türlü icra edemeyiz. O şeyde oluyor, NATO'da oluyor. Türkiye listeyi verince evet. onlar da bir liste veriyor. Ha, bravo. Orada oluyor zaten. Evet. Bu arada sanıyorum yani, bir kişiyi iade etti. O da terörle alakası yok. Şimdi bak. Öyle bir ya Türkiye'nin Türkiye İsveç'ten istediği bir liste biri, verdi de. Ya Türkiye bir Biraz sonra birkaç evet. örnek vereceğim. Dolayısıyla Türkiye bir şey koyduysa Türkiye'nin önüne de koydular. Tabii canım. Şimdi bak Türkiye. Narko terör diyorlar. Evet. NATO narko. dedi ki terörü sen sadece Karabar, Siyasi içerikli görme. Bravo. Narkotik suçlar da bizim için terör. Bu aynı gibi, zamanda terör, finansmanı. kavram Ve birisi. gri liste meselesi. Türkiye'nin gri e, liste. Evet, şu anda. Gri listeden, Türkiye, gri listeden de. Gri listede olduğu hatırlatıldı. Çünkü Türkiye'nin kara para, yani kara paranın Türkiye'ye aktığı, kara paranın ilgili takibatın da yapılmadığı. O hep onun sonucuydu. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin önüne bir liste konuldu. Ama tabii Türkiye orada istediği bazı kişilere, mesela Rakıp Zarakoğlu'nu istiyor. Rakıp Zarakoğlu, görüşlerinden rahatsız olabilirsiniz. Ama o bir yayıncıdır. Yani size göre tehlikeli görüş sahibi olmuş olması onu terörist yapmıyor yani. Dolayısıyla bu isimler de vardı. Bazı FETÖ'cü, FETÖ, FETÖ, işte FETÖ bağlandı gazeteciler de vardı. Şimdi... FETÖ Amerika Birleşik Devletleri için hala şey ya, tabii, şimdi, şimdi bu bu arada ne oldu? Mesela biz bir herhangi bir FETÖ'yle ile bağlandık kimseyi aldık mı? Almadık. PKK ile bağlandık kimseyi aldık mı? Almadık. Almadık. İsviçre PKK ile ilgili bir yaptırım yok. İsmet Bir yaptırım onu da görmedik. hiç şey olmadı. Ne oldu? Türkiye bunu, AK Parti iktidarı bunu ustaca Amerika ile F-16 pazarlığına çevirdi. Tabii. Yani biz ya peki bir şey o söyleyeyim. da yazın NATO zirvesinde gerçekleşti muhtemelen. Ortada, ortada yapılan, ortada yapılan yazılı görüşleri. bir anlaşma da yok ha. Ortada Biden'dan alındığı söylenen bir söz var. Biden bir söz vermiş. Ne sözü vermiş? F-16'ların F-16 verilmesi için ben kongreye mektup yazacağım. Bugün yazdı. Yazdı. <laughs> yazdı neyse ki. Kongre. Ben onu söyleyeceğim şimdi. Ya o kongre dediğin günler. yerde yani saç, ayak tırnağından saçına kadar Türkiye düşman. Yani, yani seçimden önce olmaz. Şi, şimdi bak. Kaldı ki Türkiye'ye F-16... İsrail ikna etmeden Tür, olmaz. Bravo. Türkiye'ye F-16 versinler de ay, eş zamanla Yunanistan'a da F-35 verecekler yani. Dolayısıyla öyle de bir vaziyet var. İkincisi Orada Ermeni lobisi var. Orada Yunan lobisi var. İsrail lobisi var. Bunların üçüyle de papaz olmuşsun. Yani üçünü nasıl açacaksın? Bunlar şeyin e, Biden'ın mektubuna bunların Biden'ın mektubuna direnmeyeceğini nereden biliyorsun? Biri, ikincisi geçmişte örneği var. Biz 1977'de 78'de daha önce işte faşist darbeden sonra NATO'dan çıkmış olan Yunanistan'ın NATO'ya dönmesine şart koyuyorduk. Ege'deki sınır anlaşmazlıklarını gerekçe gösteriyorduk. 74'ten 70, 80'e kadar biz buna itiraz ettik. Dedik kardeşim niye dönüyormuş adam durup dururken? Çıkmasaydı. Bizim Ege'deki sınır ihtilalimizi çözelim. Dönüyorsa o zaman dönsün. Ne oldu? Geldi Kenan Evren. 12 Eylül cuntası. Dönemin NATO başkomutanının sözünü aldanıp Yunanistan'ın girişini onay verdiler. El ele baş başa kalık kaldık 12 Eylül'den en önemli sonuçlardan bir evet, Şimdi Ne oldu? Söz. Bir sözle bir tane askerin öbür askerden aldığı bir sözle biz Yunanistan geri dönüşünü evet dedik. Kala kaldık hiç sorun çözülmedi. Aleyhimiz oldu. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, sözlü bir beyanla e, bu işe evet demesinin bizden, e, bize ne çıkarı var ki? Biden mektup yazacak. Amerika e, kongresi hayır olmaz desene olacak. Arada Biden rahmeti rahmana kavuşsa ne olacak? Ne olacak yani? Kala kaldı. Böyle söz mü verilir? Geçmişinde senin 40 yıl önce NATO başkomutanına verdiğin sözden ötürü Yunanistan'dan yediğin gol orta yerde duruyor. Bari onu yazılı bir mukaveleye bağlasaydın da yani bizim F-16 işi sağlama alınsaydı. Yani bir yandan bak, da aynı Amerika'yı terör destek vermek Şimdi de bak sıçmıyoruz. orada da daha vahim bir mesele var. Biz bu F-16 işinde niye böyle kedinin yumağı dolanması gibi dolana verdik? Niye oldu? F-35 yüzünden oldu. Evet. Biz F-35 içindeydik. Çıkardılar Biz niye oradan çıktık? Dedik ki S-400 alacağız. Ya o zaman da bu stüdyolarda başka yerlerde itiraz ettik. Yapmayın dedik. Dedik ki ya kardeşim bunu nerede kullanıyorsunuz? S-400'ü almayın. <laughs> onu da aldık. Milli Savunma <laughs> Bakanı'na onu soruldu. Nerede kullanıyorsunuz? Çamaşır makinesi mi bu her gün açalım dedi. Lazım onu da dedi. Kullanırız. Lazım kullanırız dedi. Şeyinde, ambalajında duruyor. Onu da kullanmadın. S bir kere bir denendi Sinopçı var. Onu da S-400 alma uğruna f 35ten dışlandın. İçinde olduğun projeden dışlandın. F-16'yı da alamadın. Şimdi bu S-400 uğruna alamadığın F-16'yı alma adına İsveç'i bahane edip Amerika ile pazarlık masasına oturuyorsun. Yemin billah ettiğin, seni buraya sokmam dediğin, Avrupa'daki kandil dediğin İsveç'e Amerika ile sözlü bir beyanla evet diyorsun. Olacak iş değil. Ya Türkiye'nin itibarı bu kadar yere düşürülmez. Türkiye'nin evet. sözünün hükmü bu kadar yere düşürülmez. Her şeyde aynı pazarlık. Her şeyde aynı çoban pazarlığına giriyorlar. Her şeyde e, Türk milleti ee, birdenbire AK Parti yüzünden e, coşkuyla ayağa kalkıp, kalkıp hüsranla yerine oturuyor. Bu nasıl pazarlık ya?